akşam bak buraya alsak. Ya bak ben. Bu meclis kurar. Sonuna kadar açıyoruz. Sanatı, edebiyatı ve düşünceyi kucaklayan, bir liman haline gelen Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'nda yeni fikir... severler, sevgili Mudanyalılar, 6. kitap fuarımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Kitap fuarımız bu yılda büyük bir heyecan ve coşkuyla kapılarını açıyor. Bu fuar sadece kitapların ve yazarların buluşma noktası değil. Aynı zamanda toplumumuzun geleceğine dair derin düşüncelerin, yeni bakış açılarının ve yaratıcı fikirlerin de yeşerdiği bir platform. Bu yılki fuarımızın temasını değişim, yeni bir bakış, yeni bir anlayış olarak belirledik. Bugün burada değişimin gücü olan kitaplar aracılığıyla yeni bir Türkiye için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Hep birlikte daha adil, özgür ve barışçıl bir geleceğin temel taşlarını döşeceğiz. Yazmışım, elime bir kitap geçti ve zamanımız daralıyor diye. Bildiğimiz gezegenin sonu anlamında, doğanın sonu diye bir kitaptan. Yani araştırmalar sıcaklık artışlarının gelecekte çok daha büyük çapta olacağını, çok daha büyük can kayıplarına yol açacağını gösteriyor. Yani sessiz katil sıcak havalar. Bunu içinden de yaşıyoruz fakat bir türlü içselleştiremiyoruz. Benim ana buraya gelmemde ve konuşma yapmamdaki ana sebeplerinden bir tanesi hepimizin hissettiği ama bir türlü içselleştiremediği bir şey. Nasıl olsa geçer canım ya, geçer abi. BBOA sendromu diye adlandırdığım bir şey var benim. Bize bir şey olmaz abi, ya da eğer şeyse feminist bir bakışla bize bir şey olmaz abla sendromundan mustaribiz hepimiz ve bu sanıldığından daha vahim, daha az komik bir şey var ve bütün dünyada muazzam bir yıkımla karşı karşıya kaldığımız ve gelecekteki zamanımızın da hakikaten yıllarla sınırlı olduğu, milyarlarca insanın hayatını kaybedeceği ve gezegende de çocuklarımızı ve torunlarımız, benim iki tane torunum var. Yaş aralarında önemli yaş farkları var. Efendim çok teşekkür ederiz. Ömer Bey'in paylaştığı bilgiler korkutucu ama aynı zamanda sarsıcı. Aslına bakarsanız bu kadar veriden, bu kadar
bilim adamlarının söylediklerinden, paylaştıklarından anlaşılması gereken, konuşmasının ta en başında söylediği, bu ancak devrimci bir yaklaşımla çözülebilir. Topyekün bu konuya kendimizi adarsak, bu adanmışlık duasını hepimiz benimsersek olabilir. Ben söylediklerine, konuşmalarından aldığım bir şey ve kendi tecrübelerimden de bir şey eklemek istiyorum. Dikkat ederseniz bu özellikle üzerinde durup isimlerini paylaştığı aktivistler çok genç. Son yıllardaki araştırmalar, gençler arasında yapılan anketler en önemli dertlerinin bizlerden farklı olarak bize sorduklarındaki en önemli derdimiz bizim barınma, geçinme, kazanç gibi şeylerken gençler en önemli dert olarak birinci sorunlarının iklim değişikliği, küresel ısınma olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu benim içime umut serpiyor. Gençlerin bu konuda bizlerden daha bilinçli olması. Her türlü devrim, her türlü değişim zaten gençlerle başlar. O nedenle ben gençlerin bu bilinci, gençlerin bizi buraya doğru itmesiyle umuyorum ki bu korkunç gerçeğin üstesinden gelebiliriz. Efendim çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok özel şeyler paylaştınız bize. Sağ olun.